Herkese merhaba, 3 dakikada teknoloji serimize hoş geldiniz. Bugün Microsoft Teknoloji Merkezi'nde Elif'le birlikteyiz. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Bize buradaki çalışmalarımızdan kısaca bahsedebilir misin? Microsoft Teknoloji Merkezi'nin amacı, ileri teknolojileri deneyimleyerek şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımları dünyaya tanıtabilmek. Dünya çapında 44 farklı lokasyonda yer alıyoruz. İstanbul'daki merkezimiz, Microsoft'un Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki merkezlerden ilk yeni nesil teknoloji merkezi olması sebebiyle ayrışıyor. Ayrıca Perakende Deneyim Merkezi'ni de bünyemizde bulunduruyoruz. Bugüne kadar 700'ün üzerinde toplantıda, 8000'in üzerinde online ve fiziksel misafire ağırladık. Bu oturumlarımızda bulut teknolojileri, IoT, yapay zeka, robotlu üretim gibi ileri teknolojilerin yanı sıra dijital iş yeri, akıllı şehir platformları gibi kavramları da kurumlarımızla buluşturuyoruz. Bu çözümlerden bize birkaç örnek verebilir misin Elif? Katalogumuzda 150'nin üzerinde uygulamalı çözüm örneğimiz mevcut. Bu örnekleri hem sanal hem fiziksel ortamda gösterebildiğimiz için pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edebildik. Perakende sektöründen vermek istediğim bir örnekte, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle Perakende'deki bir ürünün raf durumunu, tazelik durumunu, müşteriyle etkileşimini anlık olarak izleyebiliyor ve içgörüler üretebiliyoruz. Üretim sektöründen paylaşmak istediğim bir örnekte, HoloLens teknolojisiyle sahada gerçekleşen bir arızayı uzmanı sahaya götürmeden HoloLens üzerinden verilecek uzak destekle tamiratın gerçekleşmesini sağlayabiliyoruz. Peki teknoloji merkezinde bizi önümüzdeki dönemde ne gibi yenilikler bekliyor? 2022 yılında teknoloji merkezimize eklediğimiz ilk önemli başlık sürdürülebilirlik. Bu başlıkta eklediğimiz hackathon, workshop, briefing gibi hizmetlerimizle kurumlarımızın sürdürülebilirlik yol haritalarını belirlemelerine destek oluyor ve Microsoft araçlarıyla hayata geçirmeleri için örneklemeler yapıyoruz. Merkezimizde ekleyeceğimiz ikinci önemli başlık, online toplantı deneyimlerindeki değişiklik. Geçtiğimiz aylarda Microsoft Teams'e 3 boyutlu toplantı odası ve avatar desteği geleceğini duyurduk biliyorsun. Mesh for Teams adını verdiğimiz bu teknolojiyle önümüzdeki dönemde online toplantı deneyimimiz radikal olarak değişecek. Merkezimizde bu teknolojiyi misafirlerimizle buluşturmak üzere çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Çok yakın zamanda göstermeye başlıyor olacağız. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler Elif. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.